Merhaba arkadaşlar. Bu videoda diyaloglardan bahsedeceğim. Diyaloglar kullanıcıdan yani son kullanıcıdan basit verileri almak, basit bilgileri almak için kullanılan ekran parçacıkları diyebiliriz. Bu bahsedeceğim şey class'la yani kodla diyalog yapmak. Eğer daha karmaşık işler yapmak istiyorsanız burada form diyalog yapmak daha doğru bir çözüm olur. Öncelikle class'la yani kodla diyalog oluşturmayı göstereceğim. Bir sonraki videoda da form'la diyalog nasıl yaparız ondan bahsedeceğim. Hızlıca örnekle başlayalım. Şimdi bir tane job oluşturalım. Şimdi diyalog 1 dedim. Şimdi diyalog için bir tane class'ımız var. Diyalog class'ı. Onu D diyelim. Eşittir. Diyalog deyip oluşturalım. Bunun içine istersek niçin bu diyaloğu açtığımızı söyleyebiliriz. Bazı bilgileri almak için dedim. Çok önemli değil. Aslında şu anda diyaloğum hazır. D nokta dersem şu anda diyalogdaki bütün metotlara ulaşabiliyorum. Nesneyi generate ettim. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Şu anda diyaloğa alan eklememiz lazım. Yani field'lar eklememiz gerekiyor. Mesela çok basit bir tane ekleyip add field deyip add field dediğim zaman identifier name istiyor benden. Bu da aslında burada kullanabileceğiniz şey composite veri tipleri dediğimiz EDT enum aslında. Burada şunu kullanalım. Mesela biz burada bir işte müşteri hesabı sordurmak istediğimizi düşünün. Onun için kullanacağım EDT cast account EDT'si ama extended type extended type str yazıp extended type str yazıp buraya cast account'u koyarsam benim için diyaloğu eklemiş olacağım. Bundan sonra aslında diyaloğa bir field ekledim. Bu diyaloğu run etmem lazım. D nokta run dersem aslında diyalogla ilgili temel işlemi yapmış oluyorum. Ve bunu bir if'in içinde yazarsam daha doğru olacak. Neden if'in içinde yazdığımızı da göstereceğim. Daha sonra diyaloğu run ettim. Bu şu anda temel olarak benim için diyalog işlemini yapacak. Bakalım çalıştıralım. Bakın şurada gördüğünüz gibi bazı bilgileri almak için burada çıktı ve EDT kullandığım için müşteri hesapları burada geliyor. OK ve Cancel'ın farkları var. OK dersen şuraya bir info yazalım. Şu noktalı virgülü unuttuk. Çalıştırdım. OK dedim. Bakın evet OK. Ama geri dönüşteki şu seçtiğim cast account'u almak istiyorsam ekstra bir işlem yapmam gerekiyor. Orada da dialog field dediğimiz dialog field kullanalım. DF cast account diyeyim ona da. DF cast account'u da DF cast account'u eşitleyeyim. Sonra burada artık bunu kullanabilirim. Yani DF cast account'un nesi var? Value'su var gördüğünüz gibi. Bu value'sunu gerçek bir cast account EDT değişkeni alayım şuradan elime. Şurada biraz düzelteyim.
Şimdi tekrar çalıştıralım. Ne yaptığımızı anlatacağım. 64'ü seçtim. Gördüğünüz gibi 64 geldi. Şurada add field ile eklediğim caste count EDT'sini bir dialog field değişkeni dönüyor bana. Şuradan geri dönüşüne bakabiliriz. O dönen dialog field değişkenini elime aldım ve ondan sonra dialog run ettikten sonra OK ile çıktığım zaman o dialog field'ın içindeki değeri yani value'yu da değişkenime aldım ve değişkeni infoladım. Tabii bu sayede ne yapmış oldum? Ekrana bir dialog penceresi açtım. Orada girilen değerleri aldım. Artık buradan sonra istediğim kadar çok field ekleyebilirim. Şurada mesela add field'la işte mesela trans date ekleyelim. Gördüğünüz gibi burada yine çıktı. Peki mesela yine trans date olsun ama bu sefer istiyorum ki bak bunlar ikisi boş geliyor. Default olarak bir değer gelsin buraya istiyorum. Mesela o da bugünün değeri gelsin istiyorsam bu sefer add field değil de add field value kullanmam lazım. Ve şuraya da değişken olarak mesela today demem lazım. Bakın ikisi arasında bakın bu bugünün tarihini otomatik olarak getirdi. Ve burada yine başka değerler daha var. Şöyle açarsınız. Bakın burada value aldı. Burada etiketini de belirleyebilir veya help'ini de belirleyebilirsiniz. Yani şurada mesela bu fatura için desem buna. Yani şu anda uyduruyorum. Bakın buraya fatura için yazdı. Bu şekilde birçok bir alının ismini, açıklamasını değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda burada aslında form tasarımıyla ilgili şeyler de ekleyebilirsiniz. Bakın burada grup var, image var. Tab bile ekleyebiliyorsunuz. Birçok şey ekleyebilirsiniz ama tabii bunları yapmak biraz zahmetli. O yüzden burada genelde çok basit şeyler için kullanırız. Eğer böyle karmaşık tasarımsal şeyler gerekiyorsa o zaman diyaloğu form yapmayı tercih ederiz. Burada tabii bir de şunu bilelim. Şimdi burada ben şu anda mesela müşteriyi seçtikten sonra alttaki seçimlerde bazı değişimler olsun istiyorsam bunu bu şekilde kodla yaptığım diyalogla yapmak biraz zor. Bunun için bir class yazmak ve class'ta o lookup'ını diğerlerinin lookup'ını ezmek için karmaşık kodlar yazmak gerekiyor. Eğer böyle bir duruma gerek olacaksa mutlaka bunu benim tavsiyem form yapmanız. Form çok daha basit bir şekilde bunları sağlayacaktır. Dediğim gibi burası çok basit, 3-5 alanlı ve çok karmaşık iş mantıkları gerekmeyen, kullanıcıdan sadece veri alacağınız durumlar için kullanılacak bir yapı. Bunun dışında bir tane inam eklemedik. Bir tane inam ekleyelim. D nokta yine add field'la. İnam ekleminin de aslında bir farkı yok ama inam str kullanmanız lazım. Mesela gender diye bir inam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu ekleyelim. Burada da inam str kullanmanız gerekiyor. Bakın burada cinsiyet inamı çıktı. Geri alışlarda hiçbir farkı yok. Yine her zaman burada yaptığımız gibi her biri için. Mesela bunun için bir tane trans date değişkeni oluşturacaksınız. Ve bunu mesela şuradaki trans date'in geri dönüşünü pardon bu ilkin tabii dialog field trans date'ini oluşturmak lazım. Bunu buraya alacaksınız. Daha sonra burada evet. Burada daha sonra bunu geri alacaksınız. Şimdi OK dersem tabii infolattırmadık. Infolatsaydık görünecekti. Şu burada translate'i elimize almış olduk aslında. Bunu göstermek için hem de
Fırsat olsun, şöyle yapalım. Müşteri seçelim. Bunu da mesela 23 yapalım. Okey diyorum. Bakın şu anda diyalog field'da boş. F10'la gidiyorum. Pardon. F10'la gittim. Gördüğünüz gibi burada. F10'la gittim. Translate'te. Evet. Gördüğünüz gibi diyalogdan tam çıkmadığım için böyle oldu. Gördüğünüz gibi alabildim. Bir sıkıntı da oluşturmadı. Evet, bu şekilde diyalog oluşturup kullanabiliyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda diyalog form nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İyi seyirler.